Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Terazi ve yükselen teraziler için Temmuz ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yolun ağzında gelen bir müjdeli haber var. Yer değiştirme, özellikle kariyerinizle ilgili yeni bir yere geçme, yeni bir değişiklik yapma niyetindeyseniz bugünlerde köklü bir değişim yapacaksınız. İki defadır daha öncesinde denediğiniz bir şeyin artık daha büyüğünü, daha iyi şartlarda değiştirme niyetinde olacaksınız. Bu konuda da önünüz açık. Bazı engellemeler, hani sivrilikler ortaya çıkacak ama bu sizi durdurmayacak. Aksine bu bir kırılma noktasını tamamıyla ortaya çıkarmış olacak gözüküyor. Uzun mesafe ya da yurt dışı ile alakalı kısmetleriniz konusunda ikiye bölünme söz konusu olacak. Bu ikiye bölünmeyi aile büyüklerinden bir kişinin yapması söz konusu olacak. Çünkü kendi kısmetinin size geçmesini ya da sizin ondan pay almanızı istemiyor olarak gözüküyor. İki ayrı müjdeli haberiniz olacak. Bu müjdeli haberlerde özellikle mutlu olacağınız, sevineceğiniz birisi hediye olacak ama birisi imza atacağınız bir kağıt ve bunun arkasından da sevineceksiniz gözüküyor. Üç ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var. Geçmişi geçmişte bırakıp yeni bir döneme başlamak istiyorsunuz ama aile konusundaki gördüğünüz düzen ya da geçmişten bugüne kadar öğrendiğiniz tabularınızın artık yıkıldığı gözüküyor. Hani normalde fiziki bir ölümden bahsetmiyorum ama psikolojik anlamda benim için öldü sayılırlar diyeceğiniz bir durumdan bahsediyor. Yani insan, özellikle kan bağınızdan olan insanlarla ilgili artık arkanıza dönme zamanı gelmiş gözüküyor. 21 rakamıyla alakalı bir durum var. Yani ya son 21 gündür beri beklenilen ama bir türlü haber alınamayan ya da uzatılan bir şeyin artık sizin elinize kısmet olarak gelmesi var ama tarih olarak 21'den bahsetme, belki 21 yaşınızdaki bir döngünün tekrar önünüze çıkmasından bahsediyor. Bu dönemde hızlı bir şekilde o dönemi sanki telafi etmek istermişçesine bu problemlerle yüzleşme durumunuz var. Üç ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var ve bir tanesinde özellikle maddiyat anlamında güç kuvvet kazanacağınız, kendinizin yeniden bir düzen kuracağınız bir durum var. Taşınma, yer değiştirme, özellikle aileyle ilgili konulardan dolayı fiziki olarak yer değiştirme, mesafe değiştirme, belki de şehirler arası taşınmayı ifade ediyor bu. Önünü kesmek, hani bu konuyla ilgili son dakikaya kadar bekleyeceksiniz ama aile büyüklerinden iki kişiyle konuşmanız bu konuda sizi ikna etme çabaları var. Normal şartlarda ikna olma niyetindesiniz zaten, hani bu konuda. Bu kadar değişikliği kaldırabilir miyim, kaldıramaz mıyım? İki arada bir deride kalıyorsunuz ama burada aile büyüğünün belli şartları da koyması durumu var. Bu konudan dolayı mesela anne babanız mesela bu kadar değişim içerisinde bizim dediğimizi yap dedikleri bir duruma gelebilirsiniz. Kaplumbağa, ev ya da evlilik, bu konuda yeni bir düzen, yeni bir süreç var. Özellikle ilişkileri olan terazi burcu kendi ilişkisinin bir resmiyet kazanması ya da bu ilişkiyi bir üst seviyeye taşıma niyetinde olacaksınız. Bu konuda aileleri de ikna etme çabanız var. Bugüne kadar ikna olmayan aile bu dönemde artık tamam, sen kendi istediğini yap ama bu konuda benden bekleme. Benden bir şey bekleme demesi durumu var. O yüzden maddi manevi kendi ayaklarınızın üzerinde duracaksınız ama bu yüzük veya bu ilişkinin bu şekilde resmiyet kazanması size uğur getirecek. Üstünüzdeki dağları, yükleri beşli bir vakit içerisinde Temmuz'un 5'i veya 15'i tarihleri sizin için önemli. Artık bu eskiye dair bir dönemi kapatıp yeni bir dönemin başlangıcını yapacaksınız. Gelinlik içerisinde çıkan bir kadın, bu siz de olabilirsiniz veya evlenme, evliliğin
sizin muradınıza ermeniz, hatta yani bu sadece evlilikte olabilir ama evlilikle birlikte gelen koşullar da sizin muradınıza ermenizi, mutlu olmanızı sağlayacak gözüküyor. Üç ayrı yerden gelecek olan büyük büyük kısmetleriniz var. Maddiyat anlamında para girişleriniz var ama uzun mesafe ya da yolculuklarla ilgili ya da çok uzak mesafeden gelecek olan devlet kapısındaki kararlardan sizin için iki tane müjdeli haber var. Birisi, bir süredir beri sıkıntıda olduğunuz bir şey, bir ev ya da mal mülkle ilgili temiz aydınlık bir haber olurken, ikincisi işiniz, kariyerinizle ilgili beklediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi ya da bununla bağlantılı bir belgenin elinize geçmesi olabilir. Bu konuda da fırsatlar önünüzde. At şahlanmış bir vaziyette ayakta gözüküyor. Siz atı sanki şahlandıran kişisiniz. Yani bu durumda olmazı oldurduğunuz, belki de bugüne kadar şansımı çok zorladım artık pes etsem mi dediğiniz yerde sizin bu konudaki başarınız, yani isteklerinizi kabul ettireceğiniz bir dönem var. Etrafınızdaki insanlar da sanki bu günü bekliyormuş gibi size hizmet etme çabasında yarışacaklar. Çünkü sizin gücünüz ortaya çıktığında etrafınızdaki insanların da, özellikle size karşı düşmanlık yapan K harfi veya I harfi olan, L harfi olan kişilerle ilgili, onların da sanki sizin önünüzde ceketini iliklerdiriz ya biz, saygıya duruşuna geçme durumu olacak. Tabii özür dilemekten kaçar insanlar ama burada özür dilemeseler de size saygı duymayı öğrenecekleri gözüküyor. Niyet ettiğiniz şeyler konusunda aslında önünüz açık ama bir süredir beri hayal kırıklığına uğradığınız için bu konularda yine sıkıntı yaşar mıyım diye korkuyorsunuz. Geçmişten bugüne gelen bir olayla ilgili artık son noktayı koyup bir imza atacaksınız. Evlilikler içerisinde huzursuz olan terazi burcu bu dönem ya boşanmaya ya da tamamıyla düzelip ileriye gitmeye karar verecek. Bunu sekizli bir vakit gösteriyor. Belki hani 8. aya kadar, ama bu dönemde bunun temelleri atılmış olacak gözüküyor. Evinizin içerisine yeni bir eşya girişiniz var. Bu da sizin değişimle birlikte yeni bir koşul elde etmenizi sağlayacak. Geçmişi geçmişte bırakma çabanız etrafınızdaki insanlar tarafından bazen anlaşılmasa da bugünlerde kendinizi soğuk sularda yaşıyormuş gibi ferahlamış, içinizin daraldığı noktadan çıkmış bulacaksınız. Evet, terazi burcu aileyle ilgili bir tabudan çıkacak artık. Yani genellikle geleneklere bağlı bir şekilde kalmaya çalışan terazi burcu, alışkanlığını kolay kolay değiştiremeyen terazi burcu, bu dönem o yaratılan tabular geleneklerinden çıkacak. Kendisini biraz sıkıntı da bulabilir başlangıç aşaması. Çünkü sadece siz değil, etrafınızdaki kişilerin de bunları algılaması zaman alacak. Hatta size yanlış yapıyorsun diye çok üstünüze gelebilirler. Ama iki vakit veriyor. Belki 2 hafta, belki 2 ay. Ama bu konuyla ilgili önünüzün açılacağı, artık sizin söylediğiniz, sizin istediğiniz şeyin size hayırlı geleceği, ferahlatma vereceğini gösteriyor. Yurt dışı ile alakalı bir müjdeli haberiniz var. Bir süredir beri gerçekleştirmek istediğiniz şeyler konusunda durağan bir sürecin içindeyken artık önünüz açık. 4 farklı dileğiniz var arkadaşlar. Bunlarla ilgili 2 tanesi için zaman var ama 2 tanesi bugünlerde, yani bu terazi burcunun ilk 15, Temmuz ayının ilk 15 gününde gerçekleşeceği gözüküyor. Şimdiki arkadaşlar, falımızda bunlar var. Kafanızdaki sorular için en azından size kartlarla cevap verme niyetindeyim. O yüzden birinci kafanızdaki sorunun cevabına odaklanırsanız bu sizin için. Beşli bir vakitten beri size sıkıntı veren konularda bazı şeyleri geride bıraktınız ama bir şeylerden vazgeçip vazgeçmeme konusunda kararsız kalacaksınız. Hani oradan feragat ettim ama bunun gerisi kalanında da çok fazla şey var dediğiniz yerden artık onun için mücadele edip etmeme konusunda karar verme aşamasında olacaksınız. Kendinizi sıkıntıda hissediyorsunuz ama önünüz ferahlık olacak gözüküyor.
Evet, ikinci niyetinizle ilgili, aile bağları ile ilgili geride bırakma, özellikle parasal konuda miras konusu olabilir, paylaşılmayan toprak olabilir veya paylaşılmayan bir paradan bahsediyor olabilir. İçerisinde hani ben yaptım görevimi sen niye yapmıyorsun, bu parayı sen niye ödemiyorsun tarzına gelebilirsiniz. Bu konularla ilgili kendinizi yalnız bırakılmış, yalnızlığa mahkum edilmiş hissedebilirsiniz ama bu konudaki fırsatlarınız, kapılarınız açık. Mücadele etmekten vazgeçmeyeceksiniz ki mücadelenizi de kazanacaksınız gözüküyor. Biraz zorlanma dönemi yani. Evet, üçüncü niyetiniz. Doğa kapılarınız açık. Bu dönem kendi gücünüzü hiç küçümsemeyin. Aksine büyüyeceğiniz hayat, özellikle bu dolunay etkisi sizin için yeni başlangıçları, yenilikleri getirecek. Kendi kısmetinizi kendiniz yaratacaksınız. Hiç bilinmeyen, belki de bugüne kadar hiç yapmadığınız bir işten para kazancınız olacak gözüküyor. Bu arada bir kadından destek alabilirsiniz. Bu kadın size hani maddi veya manevi anlamda destek verecek gözüküyor. Evet, terazi ve yükselen teraziler için Temmuz ayının ilk 15 günde neler yaşayabileceklerine baktık. Kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.